Merhaba sevgili Loş TV izleyicileri ve sevgili takipçilerimiz. Ben Hatay Yıldız Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Ertan. Gazeteci Erdal Yardımcı ile birlikte hazırladığımız Siyasetin Nabzı programında bugün siyasetçi konuğumuz, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı, 2009-2014 yılları arasında 2011 yılları arasında kadın ve aileden sorumlu devlet bakanlığı görevini başarılı bir şekilde gerçekleştiren Selma Aliye Kaba. Sevgili izleyicilerimiz, interaktif bir program yapıyoruz. Programımız esnasında yorum bölümünden soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Programın yayınlanmasında bizlere bu imkanı sağlayan Doğuş TV imtiyaz sahibi Mehmet Galip Siper'e ve Doğuş TV teknik ekibine teşekkür ediyoruz. Siz kıymetli izleyenlerimizle programımızı paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. İnteraktif bir program, sohbet tadında bir program gerçekleştireceğiz. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bu yoğun çalışmanızda bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Rica sağ olun. Ederim, sağ olun. Nasıl buldunuz Antakya'mızı? Evet, Antakya'ya ben tabii birçok defalar geldim. Siyasetten önce de geldim. Evet. Antakya o zaman da gerçekten bu bölgenin önemli bir turizm merkeziydi. Daha sonra siyaseten birçok defalar geldim. En son Deva Partisi'nde de bu üçüncü gelişim. Gayet canlı, hareketli, cıvıl cıvıl bir şehir. Belli ticaret hayatı da çok canlı ve hareketli. Sokaklar insan dolu. İşte dün öğlen geldik, öğlen saatlerinden beri. Antakya'nın muhtelif yerlerinde evet. dolaşıyoruz, program yapıyoruz. Dün Hassa'daydık, Kırıkhan'daydık. Teşkilatlarımızla bir araya geldik, esnaf ziyaretinde bulunduk. Bugün Antakya merkezi dolaştık, yürüyerek bayağı uzunca bir interlandı, Defne'ye gittik. Vatandaşın bakış açısı? Vatandaşımız tabii ki öncelikle bu ekonominin iyi yönetilemiyor olmasından kaynaklanan çok ciddi bir geçim sıkıntısı ve darlık içerisinde. Özellikle esnafımıza nasıl alışveriş vatandaşlarımız alabiliyor mu diye sorduğumuzda evet. hayır kesinlikle dediler. Tabii bu zincirleme bir şey. Vatandaş para harcayamayınca esnaf da kazanamıyor. Esnaf kazanamayınca üretici kazanamıyor. Çünkü arz talep dengesi doğru. bozulmuş oluyor. Bundan kaynaklanan çok ciddi bir sıkıntı var ve vatandaş çok ciddi bir değişim talebinde bulunuyor. Çünkü bu iktidarın artık ülkenin sorunlarını çözme noktasında vatandaşın bu iktidardan ümidi yok, beklentisi de yok. Onun için seçimle mutlaka bir iktidar değişikliği geçecek. Olmasını istiyor. Biz genel konulardan girdik ama biraz sonra biraz daha derinlemesine gireceğiz. Bir sorum daha var efendim. Şimdi dünden itibaren altılı masa Millet İttifakı'na döndü. Artık evet. herhalde Millet İttifakı olarak geçiyor. Evet, telaffuz edildi. Evet, yani ona geçiyor. Doğru bir evrilme var. Evet. Şimdi bu ittifak... Antakya'da geziyorsunuz, çeşitli illeri geziyorsunuz. Evet. Nasıl bir teveccühle karşılaşıyorsunuz? Şimdi vatandaşımız gerçekten çok yakından takip ediyor. Ve vatandaşımızın ısrarla bize söylediği aman masa dağılmasın. Evet. Biliyorsunuz iktidar kanadından işte masa çatladı, yok. Ayağı kırıldı. Dağıldı, dağılıyor gibi bir takım böyle spekülatif haberler pompalanıyor. Evet. Tabii vatandaşımız... yakından ya da birebir ağızlardan işte altılı masadaki çalışmaların ve birlikteliğin hangi aşamada olduğu noktasında yeterince bilgi sahibi olamıyor. Çünkü ulusal kanalların büyük bir kısmı iktidarın kontrolünde olduğu için onlar kendi bakış açılarıyla yansıtıyorlar. Evet. Ama vatandaş gerçekten altılı masanın bir bütün şeklinde devam etmesi ve bu birlikteliği, bu işbirliğini ve güç birliğini devam ettirmesi noktasında çok hassas. Aman ha altılı masa bozulmasın, bu işbirliği ve güç birliği, bu birliktelik devam etsin. Peki, umudumuz sizlersiniz diyorlar. Anti propaganda karşısında Millet İttifakı olarak
Nasıl bir savunma, nasıl kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz? Yani şimdi savunma demeyelim ona. Tabii nasıl bir evet, derdi? Yani biliyorsunuz 2018 ile birlikte işte yarı başkanlık denen bir yönetim girelim. Biçimine. Yani buna sistem denemez, sistemsizlik. Çünkü ülkede her şey tıkanmış durumda. Evet. Yani sistem yok, tıkanmış. Niye? Çünkü bütün kararlar tek bir kişinin iradesiyle alınıyor. O tek bir kişinin bir A4 kağıda yazdığı kanun hükmünde kararname her şeye kadir oluyor. Yani tabii tek bir kişinin her şeyi bilebilmesi, her şeye vakıf olabilmesi mümkün değil. Bu eşyanın tabiatına aykırı olan bir şey. Evet. Yani ama bütün kararlar da tek bir kişiden beklenince ne oluyor? Birikiyor. Bu birikmişlik tıkanmaya neden oluyor. Doğru. Bu çerçevede yani şu anda ülkede bir yönetilememe hali var. Bu herkesin hayatında bizzat yaşayarak yaşadığı sıkıntılarla da gözlemlediği bir şey. Evet. Bu çerçevede vatandaş da bunun sürdürülebilir bir şey olmadığını görüyor. Ve altılı masa buna karşılık yeniden güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında bir sistemi inşa etmek adına kurulmuş bir işbirliği ve güç birliğidir. Evet. Yani bunu hani klasik şikayet ya da eleştiri anlamında söylemiyorum. Ama ülkede hukuksuzluk hakim, ülkede adalet yok, ülkede yargı bağımsızlığı yok, evet. Ülkede rafa kaldırılmış bir demokrasi var, kurumların içi boşaltılmış, kurumlar fonksiyonsuz hale getirilmiş, bakanlıklar buna dahil. Bütün bunları bir arada düşündüğünüzde zaten hayatın akışı bu fonksiyonsuzluktan dolayı akamete uğradığı için insanlar olan biteni görüyorlar, bunun farkındalar ve insanların bir demokrasi arayışı var, hukuk talebi var, adalet talebi var. Biz bütün bu saha çalışmalarımızda ve medyada yer bulabildiğimiz ölçüde altılı masanın bileşenleri olarak vatandaşa bunları elimizden geldiğince anlatıyoruz. Bu konuda vatandaşın birinci ağızdan doğru bilgi sahibi olmasına yardım etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Yani ama son günlerde işte ısrarla böyle bir adaylık tartışmasına kilitlenmiş durumda. Elbette aday belirlenecek. Altılı masa sadece bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek, bir cumhurbaşkanı adayı seçtirmek için kurulmuş bir masa değil. Evet. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek üzere. Onu tekrar hayata geçirmek. Evet, onu hayata geçirmek üzere kurulmuş bir masa. Ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme nasıl geçilecek, nasıl hayata geçirilecek bunlarla ilgili bir dizi yol haritası var. Ve bu yol haritası çerçevesinde lansmanlarımız var biliyorsunuz. Evet. Öncelikle yol haritasıyla ilgili bir lansmanımız oldu. Daha sonra kurumlar yeniden nasıl inşa edilecek, nasıl ayağa kaldırılacak. Sonra sistemin hukuki boyutuyla ilgili evet. 80 küsur maddelik bir anayasa değişikliği önerisi. Ve pazartesi günü de yine ortak yol nasıl? Haritası, şey. Siyaset söyleminin kamuoyuna deklare edilmesiyle ilgili bir lansman olacak. Evet. Ve Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve Cumhurbaşkanı seçimi de aslında güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde yapılacak işlerden sadece bir tanesi. Evet. Yani burada iktidarın pompaladığı gibi efendim işte aday belirleyememe işte bir onu beceremediler şeklinde bir takım böyle algı yanılsaması ifadeler kullanılıyor. Böyle bir şey yok. Zamanı onlar, gelince hepsi yani, olacak. Evet. Peki efendim son soruyu ben affınıza evet. sana. Hem milletvekilliği yaptınız hem evet. bakanlık yaptınız evet. ve çeşitli kademelerde de çok büyük roller aldınız. Evet. Biz acaba parlamento sistemini beceremedik mi, yapamadık mı? Veya neyimiz eksikti de o döneme girdik biz? Şimdi, senatomuz vardı, şeyimiz vardı. Ne oldu o parlamento? Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz işte Cumhuriyet, hı hı. Cumhuriyet'ten sonraki süreçler, evet. parti
zaman demokrasimizin akamete uğradığı zamanlar oldu. 27 Mayıs, herhalde 12 Mart, 12 Eylül. Her 10 yılda evet, bir. Akamete uğramasa da işte koalisyonlar dönemleri. Evet, Cumhuriyet'in evet. Ya da demokrasinin işte ne diyeyim daha böyle tehditkar bir tavırla baskı altında alınmaya çalışıldığı dönemleri hep beraber gördük, yaşadık. Şimdi parlamenter sistem insanlar düşünürken tabii ki sistem olarak her şeyin idealini düşünürler. Evet. Ama bazen uygulamada bu ideal umulan faydalıyı sağlamayabilir. Aslında parlamenter sistemle ilgili bence becerilmeyen bir şey yoktu. Belki işte bir kısım aksaklıklar vardı. Kurumsal işleyişle ilgili evet. Bir takım aksaklıklar. Bunlar bertaraf edilebilirdi, düzeltilebilirdi. Ama işte dünyada gelişmiş bir takım demokrasilerin başarıyla uygulamış oldukları başkanlık sistemi örnek ve model gösterilerek bence bir algı yanılsaması oluşturuldu. Kamuoyu bu konuda yönlendirildi. Parlamenter sistem terk edildi. Evet. Terk edilmek yerine aksayan yönleri rehabilite edilebilirdi. Bence becerilmeyen bir şey yoktu. Peki çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Evet, evet, Sayın Bakanım, 2007 yılında 23. dönemde meclise girdiniz. Evet. Daha sonrasında işte bakanlık döneminden sonra 2011'den sonra siyasetten genelde ara verdik. Ara verdiniz. Evet. Kökende temelde eğitimci olduğunuz için hala bir eğitim evet. Üzerine çalışmalarınız devam ediyor. Doktoranız Hacettepe Üniversitesi'nde bir tarih doktorası evet. Yaptınız. Şu anda bitirmedim, henüz tezdeyim. Tezdesiniz. Evet. Kolay gelsin. Deva Partisi'nin kurulmasıyla, Sayın Ali Babacan'ın Deva Partisi'nin kurulmasıyla beraber siyasete tekrar döndünüz aktif evet. Olarak. Ve zor bir birimin başına, sosyal politikalar derken çok geniş kapsamlı bir birimin başındasınız. Neden Deva Partisi, neden Ali Babacan? Yani tekrar siyasete dönüp başka mecralar olabilir miydi? Ya da neden Deva Partisi'ni tercih ettiniz diye ben evet. Soracağım. Şimdi biz Sayın Genel Başkanımızla Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de beraber çalıştık. Aynı Bakanlar Kurulu'nda da çalıştık. Ben ilk defa siyasetim 2002'de orada başladım. Kadın kollarının kurucu genel başkanıyım. Türkiye'de 81 ilde 850 ilçede teşkilatlarımızı kurduk. Yani Türkiye'nin ilk kurumsal kadın örgütlenmesi siyasi anlamda diyebiliriz. Evet, başarılı bir örgütlenmeydi. Partinin çalışmalarında önemli roller üstlendi. 2011'de yollarımız ayrıldı. Ben Ankara Üniversitesi'nin Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nden mezunum. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne gitme nedenim zaten akademik olmaktı. Ama mezun olduktan sonra şartlar farklı gelişti. O zaman akademik sınavları beklerken. Dolayısıyla bir dershanede çalışmaya başladım. Formasyon belgesi aldım tabii öğretmenlik yapabilmek için. Bir müddet çalıştım. Sonra işte siyasete başladım. Siyasete ara verdikten sonra eğer benim için yine siyaset yapabileceğim uygun bir zemin olursa devam ederim, yoksa devam etmem. Bu sürede ertelemiş olduğum akademik çalışmayı yapayım dedim. O çerçevede yüksek lisans yaptım. Doktoraya devam ettim. İşte daha sonra partinin kuruluş çalışmaları başlayınca bir müddet ara verdim. Sayın Genel Başkanımız parti kurulmadan önce işte bir gün aradı. Görüşelim dedi. Olur, görüşürüz dedim. Bir araya geldik. Yani dedi yurt içinden, yurt dışından bir sürü insanlar yanımıza gelip gidiyorlar. Özellikle finans çevresinden insanlar. İşte hazineye geliyorlar, Merkez Bankası'na geliyorlar, bir de bize geliyorlar. Yani ülkeniz çok kötüye gidiyor. Ya bir şey yapmayı düşünmüyor musunuz diye bize soruyorlar. Yani bu konuda üzerimde gerçekten bir sorumluluk ve baskı arttı, bir şeyler yapmamız gerekir dedi. Olur yaparız efendim dedim. Yani üzerimize düşen neyse tabii ki yaparız dedim. Bu
çerçevede tabii ki Sayın Genel Başkanımızın da birlikte çalıştığımız dönemde de zaten bütün kamuoyu çalışma şeklini, kişiliğini, hayata, siyasete dair duruşunu ve ilkelerini biliyor. Bu sokakta kendisiyle işte her yerde esnaf ziyareti yapıyoruz. İnsanlar diyorlar zaten. Yani sizin kişiliğiniz, dürüstlüğünüz, yapabilirliğiniz ve bu konudaki yetkiniz noktasında hiçbir endişeniz yok. Dolayısıyla bu çerçevede tamam biz de üzerimize düşerse ne gerekir, üzerimize düşen ne gerekirse yaparız dedim. Ayrıca düşündüm gerçekten siyaset yaparak ve yaşayarak öğrenilen bir iş. Her ne kadar akademisi, kitapları olsa da. Evet. Özellikle de bir siyasi partinin teşkilatlanma sürecinde bulunmak çok öğretici bir şey. Evet. Müthiş bir birikim. Sizde o deneyim var ama daha öncelerinde bir teşkilatlanma yaptığınız için. Ha tabii oradan işte müthiş bir tecrübe, bir birikim kazandırıyor. Bir taraftan da şöyle düşündüm. Evet, ben ailesinin de imkanlarıyla ve devlet okullarında devletin imkanlarıyla eğitim almış, işte çalışmış, sonra bir siyasi partide siyaset yapmış bir insanım. Sadece tanıdığım değil, ailemin değil, aynı zamanda tanımadığım bir sürü insanın benim üzerimde hakkı olduğunu düşünüyorum. Nasıl? İşte devletin okullarında okuduk. O okullar vatandaşların vergileriyle yapıldı. Herkesin. Evet. Orada çalışan hocalarımız vatandaşların vergileriyle ücretlerini aldılar. Dolayısıyla tanımadığım bu insanlara karşı da vicdani ve ahlaki bir sorumluluğum olduğunu düşündüm. Ve tecrübemi, birikimimi de aktarmak için bir müddet daha bu işe katkı verebileceğimi düşündüm. Bu çerçevede önce bir böyle bir yıl kadar zihinsel olarak beyin fırtınası şeklinde işte böyle muhtelif gruplarla görüşmelerimiz oldu. Sonra kuruluş aşamasında tabii. Yani öyle bir... Sonra da partileşme sürecine geçildi. Evet. Çok hızlı partileşti Deva Partisi bayağı da. Ama şöyle müthiş özellikle genel başkanımızın üzerinde müthiş böyle bir baskı oluştu. Parti kuruyor musunuz, kurdunuz mu, kuruyor musunuz, kurdunuz mu derken yani biz de bir an evvel kuralım, neyse sorumluluklarımızı yerine getirelim diye süreç böylece kendiliğinden hızlandı. Evet Sayın Bakanım, sosyal günümüzde sosyal, evet, ekonomik, siyasi dönüşümler çok hızlı yaşanıyor zaten. Yani teknoloji hayatın akışını hızlandırdı. Yani evet, aynı maalesef anda uçakla bir günde 3 şehre gidebiliyorsunuz. Telefon, maalesef dijital ortam. İnsan ihtiyaçlarını da çok çeşitlendirip, evet, artış gösterdi. Ve bu artışlardan dolayı geniş tanımlı bir işsiz tabanımız var. 8,5 milyona geçecek, evet, bir sayıda. Bu da sosyal yardım taleplerinin artmasına sebep oluyor. Evet. Ve ülkemizdeki mutlak böyle yoksul sayısının pandemi süreciyle birlikte 10 milyonun üzerinde olması. Şu anda sosyal yardımlardan, devlet tarafından yapılan sosyal yardımlara muhtaç durumda yaşayan birçok insanın varlığı var. Deva Partisi de bunları herhalde göz ardı etmeyerek bir 14 Eylül 2021'de sosyal eylem, evet, planı açıkladınız. Onu tamamlayıcı olarak bir de 6 Ocak 2021'de, evet, bir ikinci sosyal eylem planını hayata geçirdiniz. Yani hedefsel olarak işte 60 günlük ve 360 günlükte bir projeleriniz var. Yani sosyal yardım, sosyal hizmet. Bu başlıklarda, ana başlıklara baktığımız zaman Sayın Bakan, sosyal yardımlar, emeklilere yardımlar, çalışma hayatında, sosyal güvenlikte ve engellilere ve daha birçok çalışma hayatımız var. Çalışma hayatındaki sosyalleşme ile alakalı birçok şey var. 06 Ocak 2022'de açıklamış olduğunuz eylem paketinde kısa kısa bir notlar alabilir miyiz sizden? Tabii. Şimdi şeyden geldiğimiz için sahadan, sokaktan, arabada, evet, yoktu, eylem planını getiremedim ama size mutlaka yollayacağım. Şimdi evet, biz parti olarak 22 ayrı başlıkta eylem planları hazırladık. Bu eylem planları bizim iktidara geldiğimiz zaman
İlk 90 gün ve 360 günde ekonomiden eğitime, sağlığa, şehirciliğe, çevreye, afetlere, sosyal politikalara dair neler yapacağımızı taahhüt ettiğimiz eylemler. İlk 90 günde hangilerini yapacağız? İlk 360 günde hangilerini yapacağız? Ve bunları mutlaka bir bütçe büyüklüğü içerisine sığdırdık. Yani böyle bütçede karşılığı olmayan ya da ucunu kestiremediğimiz şeyleri... Yani afaki veya temelsiz değil. Afaki ve temelsiz değil. Bunun içerisine almadık. Bunlar bizim vatandaşımıza taahhütüdür. Aynı zamanda biz Türkiye'de siyasetin alanının daraldığı ve iktidarın ülkenin meselelerine çözüm üretemediği bir dönemde iktidara talip bir siyasi parti olarak çıktık. Peki insanlar siz ne yapacaksınız dediğinde bakın biz bunu yapacağız. Biz evet. Devleti yönetmenin kitabını yazdık. Evet bunları hayata getireceğiz. Yani bu işi ne kadar ciddiye aldığımızı, ne kadar ciddi ve disiplinli bir şekilde çalıştığımızı da vatandaşa ne yapmamız gerekiyordu, göstermemiz gerekiyordu. Zaten başarı tesadüfi değil, başarılı olmak için mutlaka düzenli, disiplinli ve planlı çalışmak evet. gerekir. Evet, bu bizim eylem planlarımızda bu düzenli, disiplinli ve çalışmanın bir göstergesidir. Şimdi sosyal politikalarda bizim ilki tarım, ikincisi afetler, üçüncüsü de sosyal politikalarımızın ilk eylem planı olarak yayınladık. Sosyal politikalar toplumun her alanını ilgilendiren dinamik bir konu. Bunun içinde yaşlısı var, çocuğu var, engellisi var, sosyal güvenliği var, iş hayatı var, evet. emeklisi var, hepsi var. Şimdi burada sosyal devletin, bizim anayasamızda devletin tanımı Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir diyor. Sosyal devlet olmanın gereği insan onurunu incitmeden vatandaşını düştüğü yerden kaldırmaktır. Yani insan haysiyeti dokunulmazdır. Sosyal devletin görevi de herkes bir gün düşebilir. Evet. Düşmüş olan vatandaşını incitmeden insan onuruna yaraşır bir şekilde kaldırmaktır. Şimdi burada bizim bir yasal mevzuat anlamında yapacağımız düzenlemeler var. Bir de pratikte uygulama ama tabii uygulamalarında yine yasal mevzuat olarak karşılığı var. Ve biz birinci eylem planımızda şunu dedik. Sosyal politikalar dinamik bir alan, hayatın akışına göre ve değişen şartlara göre yeni ihtiyaçlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla eylem planımızın ucu açık. Bu konuda ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar ve vatandaşlarımızdan bize iletilecek taleplerle bunun bir ikincisini ve daha sonra belki başka konsepte bir üçüncüsünü de ne yapabiliriz? Hazırlayabiliriz. Şimdi zaten bu saha çalışmalarından amacımız bir partimizi, politikalarımızı kendimize anlatmak. İkincisi de vatandaştan taleplerini toplayarak onları parti politikalarına dönüştürmek. İnteraktif bir süreç var o arada. İşte ikinci eylem planımızda bu bir buçuk yıllık süre içerisinde yoğunlaşan saha çalışmalarımız çerçevesinde vatandaşımızdan bize iletilen talepleri topladık. Onları yeniden değerlendirdik. İşte alabildiğimiz kadar veri akışı kamu kurumlarından, maalesef veri akışı da kapalı. Ancak işte birkaç yıl öncesinden ilan edilmiş veriler ve onlar üzerinden simülasyon yaparak hesap kitap evet. yapıyoruz. Evet. Onları toplayarak ikinci eylem planımızı oluşturduk. Şimdi burada kamuoyunda işte biliyorsunuz öğretmenlerimizin atanması meselesi var, sözleşmeliler var, ücretliler var. Böyle karman çorman bir sistem. Halbuki aynı insan aynı dersi anlatıyor. Yani farklı farklı kategorize edilmiş. Böl parçala yönet mantığı. Şimdi ücretli öğretmenler resmi tatillerde derse girmedikleri zaman yaz tatillerinde ücret alamadıkları için genel sağlık sigortası primlerini ödeyemiyorlar. Ödeyemedikleri için hastanede sıra alamıyor, muayene olamıyor. Bir şekilde olsa bile ilaç alamıyor.
Bu şekilde biz öğretmenlerimizin genel sağlık sigortası primlerini ödemeyi taahhüt ediyoruz. Bir diğer konu, ben hepsinden aradan birer ikişer tane söyleyeyim. Mesela Bursa'da Gaziler Derneğimize gittik. Şehit ve Gaziler Derneğimize. Şimdi maalesef ülkemizde işte Kıbrıs şehidi, Kıbrıs gazisi, terör şehidi, terör gazisi, polis terör şehidi, asker terör şehidi, işte 15 Temmuz şehidi gazisi. Hepsine verilen ücretler farklı, ailelerine yapılan yardımlar farklı. Yani bize iletilen bunları alanlar. Evet. Bunların hepsini tek çatı altında toplamayı taahhüt ediyoruz. Bir de bunun dışında bir gazimiz dedi ki, ben dedi, işte dedi, vatani görevimi yapmaya gitmeden önce sağlam bir insanım dedi. Ama bir çatışmada dedi, gazi oldum, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldım dedi. Devlet benim tedavimi yaptırdı, sağ olsun, sonra gidebilirsin dedi. Gittim ama dedi, benim evim dedi, engelli bir insanın kullanımına müsait değil dedi. Orada tadilat yapılması gerekir dedi. Ama benim ekonomik durumum onu yapmaya müsait değil. Devletin bu konu bana yardım etmesi gerekir dedi. Doğru, haklı bir talep. Mesela eylem planımızdaki maddelerden biri de bu. Bu önemli bir talep. Yine engellilerimizin kullandığı protezler ve ortezler var. Evet. Bunların yerli üretim olanları da var ama çok problem çıkarıyor. Kullanamadıklarını söylüyorlar. Ve bunlar çoğunlukla ithal. Ama bunlara ödenen ücretler çok komik. Yani bu döviz artışları, kur artışlarıyla bir güncellenmemiş bunların fiyatları. Atıyorum bir işitme cihazı için veya bir protez için 2000 lira ödüyor devlet. Ama fiyatı 30 bin lira veya bir tekerlekli sandalyenin fiyatı 50 bin lira ama devlet 2500 lira gibi bir rakam ödüyor, şimdi ne kadar bilmiyorum. Bu manada biz engellilerimizin kullandığı bu protez, ortez ve benzeri destekleyici materyallerin fiyatlarını günümüzün ihtiyaçlarına göre yeniden evet, uyarlamayı düşünüyoruz. İşsizlik ödeneğini arttırarak daha çok sayıda insanın ama ihtiyacı olan insanın işsizlik ödeneğinden faydalanmasını taahhüt ediyoruz. Kısa çalışma ödeneği. Ve yine biliyorsunuz bir pandemi süreci yaşadık. Esnaflarımız kapalı kaldı, iş kaybına uğradı, gelir kaybına uğradı. Esnaflarımızın da bu tip olağanüstü dönemlerde gelir kaybına ve iş kaybına uğradıkları zaman onların da kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmelerini sağlamayı taahhüt ediyoruz. Ve bu süreçte ödeyemedikleri genel sağlık sigortası primlerini ödemeyi taahhüt ediyoruz. Ve sosyal sigortalar primlerini de askerlik ve doğum borçlanması gibi geriye dönük borçlanabilme imkanını onlara sağlamayı düşünüyoruz. Bu arada bir soru sorabilir miyim? Tabii. Şimdi emeklilerin maaşları, evet, memurların, evet, maaşları 6 aylık bölümlerle enflasyon oranına göre, hı-hı, zam yapılıyor. Şimdi mesleki camımızda yurt dışına çok gidip geliyoruz. Ciddi bir Avrupa'da sosyal bir devlet var. Yani emekli 2 ay maaşını alamayınca polis veya sosyallerden geliyorlar. Neden almıyorsun maaşını? Neden? Bir takip var orada. Şimdi Türkiye'ye geldiğimizde ise bu 6 aylık verilerde enflasyon, dışarıdaki enflasyon çok farklı, içerideki çok farklı. Sizin ve partinizin düşüncesinde, evet, gerçek rakamlarla zam yapmayı düşünecek misiniz? Yoksa yine... O da bizim taahhütümüz. Şimdi emekliye gelecektim. Biz emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Tabii. Ama biz gerçek enflasyonu, doğru rakamları ilan edeceğiz. Düzeldi. Evet. Yani şimdi evet bir işte TÜİK'in ilan ettiği enflasyon rakamı var. Bir ama de, bir de çarşıda, pazarda hepimizin yaşadığı gerçek enflasyon, evet, var. Evet. Neden emekliye zam verirken eller titriyor da dışarıda fazla bir para akımı? Neden emeklileri böyle görülüyor?
Yani burada tabii demek ki anayasada yazılıyor olsa da sosyal devlet ilkesi demek ki zihinsel otomatik olarak içselleştirilmemiş. Evet, bir de planlama meselesi. Tabii devletin kaynaklarının doğru kullanılması muhakkak, çok önemli. Bizde biliyorsunuz sosyal güvenlik sistemi çok ciddi bir ekonomik olarak iyi yönetilememekten kaynaklanan kriz içerisinde. İşte dünya standartlarında belli oranda çalışan evet, insanın belli oranda emekliyi finanse etmesi gerekir. Ama bizim tabii vakti zamanında bu genç yaşta insanların emekli edilmesi nedeniyle de bu denge bozulmuş. Neden bu kadar çok bizde sigorta dönemi var? Sigorta çeşidi var. 4A, 4B, 4C. Tarıma bağlı, erken emekli, aile. Neden bu kadar çok? Evet, bu sistemsizlikten. Evet. Siz nasıl yapacaksınız bu işi? Evet, nasıl toplayacaksınız? Şimdi evet, dünyada bunun başarılı örnekleri var gelişmiş evet, ülkelerde. Her şeyden önce bizim nihai hedefimiz insanların uzun süre iş hayatında kalmasını sağlamak. Evet. Ve böylece insanlar daha çok çalışan, daha yüksek oranda emekli maaşı alacak. Ve tabii ki bizim sosyal politikalardan yine hedefimiz insanları sürekli olarak sosyal yardımlarla ayakta tutmaya çalışmak değil, ha gerçekten çalışamayacak durumda olan insanlara bakmak devletin en temel görevidir. Evet. Ama bunun dışında bizim nihai hedefimiz ülkenin kaynaklarını doğru kullanarak, doğru kullanmaktan kastım üretim ve istihdam yatırımı yaparak üretim ve istihdamı arttırmak, insanların üretim ve istihdam süreçleri içerisinde uzun süre kalmasını sağlayarak gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çalışma hayatını daha verimli ve daha uzun bir sürece yaymak. Ama maalesef bizde biliyorsunuz ülkenin kaynakları istihdam ve üretimden çok rant ekonomisiyle döndüğü için çok ciddi bir işsizlik krizi var, genç işsizlik. İşte genç işsizlere yer açmak için bu defa ara ara böyle insanları daha erken yaşta emekli etmek gibi çok doğru olmayan politikalar uygulama yoluna gidilmiş. Bu arada EYT'i bir sorundu. Artık çözülür mü çözülmez bir şey. Bir de şunu anlatmak istiyorum. 2000 öncesinde bir intibak yasası uygulandı. Evet. 2000 sonrasına yapılmadı. Mecliste dedi. Bu konuda bilginiz var mı? 2000 yılından sonraki emekliler için intibak yasası. Şimdi onunla ilgili bizim eylem planımız da var. Bu 2000 sonrası emeklilerle ilgili yapılmış olan düzenlemenin revize edilmesi. Tabii o düzeltme revize yapılırken intibak da o sürecin içinde olacaktır. Peki, teşekkür ederim. Evet, Sayın Baran, ben de bu yaptığınız konuşma için teşekkür ediyorum. Benim beklediğim cevap buydu. Yani sizden. Yani ülkeyi sosyal yardıma muhtaç insanlarımızı çalışma sayıyı azaltmak. Evet, evet. Yani tamam olabilir ama şu anda yani dediğiniz gibi 10 milyon üzerinde bir rakamda sosyal yardıma evet, muhtaç insanlar var. Bir de bu sosyal yardımlarla ilgili sosyal güvenlik sisteminin pek uyumlu çalışmadığı ve işte hak temelli ve adil evet, olmadığı yönünde şikayetler, serzenişler duyuyoruz. Farklı kurumlardan evet, aynı nakdi yardımlar yapılıyor. İşte birine 900 lira yatırılıyor, birine 1100 evet, lira yatırılıyor. Yani buradaki çok dengesizlikler var. Bunu tek bir çatı altında toplamayı düşünüyor musunuz? Böyle yani en evet, azından oto kontrolü daha kolay olabilecek, suistimallere açık olmayacak. Evet, şimdi şu anda 43 ayrı kalemde aynı ve nakdi yardım yapılıyor. 43 ayrı kalemde aynı ve nakdi. Maalesef üzülerek söylüyorum ve iktidar bu sosyal yardımları insanların tepesinde demokrasinin kılıcı gibi kullanıyor. Ben iktidardan gidersem ya da biz iktidardan gidersek bu sosyal yardımlar kesilecek diye insanları tehdit ediyor. Yani bu sosyal yardımlarla kendine konsolide edilmiş bir seçmen kitlesi oluşturma gayreti görüyoruz. Şimdi ben öncelikle şunu açıklamak isterim. Bu sosyal yardımlar nereden ödeniyor? Bu sosyal yardımları hiç kimse kendi kişisel kazancından, servetinden, parasından ödemiyor. Evet.
Evet, Hazine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na aktarıyor parayı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ya da işte ilgili kurumlar, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Fonu bu parayı sosyal yardım olarak dağıtıyor. Şimdi devlette devamlılık esastır. Evet. Eğer bir insan gerçekten işte engeli yüzünden herhangi bir sebeple bu sosyal yardıma ihtiyacı varsa, bunu hakikaten almayı hak ediyorsa, bu o kendisine verilecektir. Ama bu sadece siyasi sahiplerle bir seçmen kitlesi oluşturmak için veriliyorsa, tabii ki bu değerlendirmeler objektif bir şekilde yapılacak ve adaletli bir şekilde hak edene verilecektir. Şimdi bakın, son yıllarda şimdi iktidar hem işte biz gidersek bunlar kesilecek diye tehdit ediyor. Son günlerde sahada dolaşırken ısrarla iletilen bir şikayet var bize. Engellilerimizden. Şimdi insanların işte engelli maaşı alabilmesi için engelliğini tescilleyen bir rapor alınması gerekir. Şimdi bu raporların süresi var. 3 yıllık veriliyor, 5 yıllık veriliyor. Maalesef bu raporların süresi dolmadan insanlara raporlarınızı geri getirin, yenileyeceğiz demişler. İnsanlardan raporlarını geri istiyorlar ya, ve birçoğunda da engellilik oranını düşürmüşler. Yani daha az maaş ödüyorlar düşürmek suretiyle. Evet, ya da zaten düşük engellilik oranından maaş alıyorsa maaşı kesiliyor, alamıyor. Neden bunları sıkıştırıyor? Onu anlayamıyoruz. Yani, yani bilemiyorum. Emeklinin maaşını kesiyorlar. Bilmem bu sistemde. Onu işte iktidar sahiplerine sormak gerekir. Yani. Bizim nihai hedefimiz, dediğim gibi, çalışamayacak durumda olan insana elbette devlet bakacak. Ama üretim ve istihdam yatırımı yaparak insanları çalışmaya teşvik etmek. Ve bizim asgari gelir desteği adı altında bir maddemiz var. Orada insanlar çalışacak ama çalışan insanların almış olduğu gelir asgari hayat standardını sağlamaya yetmiyorsa, sistem otomatikman devreye girerek o insanların asgari standartta hayatını sağlayabilmeleri için geliri o noktaya ne yapacak? Tamamlayacak. Evet, yani insanlar sosyal yardım almak için kapı kapı doldurup, form doldurup, kapı kapı dolaşıp, form doldurup günlerce dolaşmak zorunda kalmayacaklar. Şimdi burada emeklilerle ilgili bir şey daha belirtmek istiyorum. İşte en düşük emekli maaşı 5500 liraya çıkartıldı. Şimdi o gerçek maaş değil. Aslında 2200 lira, 2000 lira emekli maaşı alan da var. Özellikle bu Bağkur, çiftçi Bağkurları falan. Devlet, Hazine, Aile ve Sosyal Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na para aktarıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bunu sosyal yardım olarak 5500 liraya tamamlıyor. Ama bu insanların maaşı artarken, yani derece ve kat sayıya esas maaş artarken, atıyorum %30 mu artış verdi, 5000 lira üzerinden artmıyor. 2200 lira üzerinden artıyor. Üstü sosyal yardım. Orada bir katakulle var göreceğiz. Yani. Peki yani. Bir de efendim, biliyorsunuz biz kaderci bir milletiz. Evet. Tevekkül Allah deriz. Bundan bir şey çıkmaz deriz. Ama bir bakıyoruz ki iş kazaları had safhada. Evet. Siz nasıl bir tedbir alacaksınız da 5. katta çalışan bir işçi emniyet kemerini takmadan, baretini takmadan nasıl engelleyici hem işverenlere hem orada çalışanlara nasıl bir tedbir getirerek bunu bir düzen haline getirmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi iş güvenliği çok önemli bir konu. Evet. İnsan hayatı her şeyden değerli tabii ki. Eğer bir insan tehlikeli sayılabilecek bir kategoride bir iş grubunda çalışıyorsa, işveren o insanın can güvenliğini sağlamakla yükümlü. Bu da işte iş güvenliği tedbirleri. Bununla ilgili birçok işte yasal şeyler var. Belirlenmiş yasa maddeleri var. Bunların tabii hayata geçirilmesi veya hayata geçirilip geçirilmediğinin takip edilmesi, denetlenmesi gerekir. Şimdi buradaki en büyük boşluk ve açık iş yerini denetlemeye giden iş güvenliği uzmanlarının ücretini iş yeri veriyor. Patron veriyor.
Yani patronu denetlemeniz için size dolayısıyla yani oradaki o iş güvenliği tedbirlerinin ne kadar objektif değerlendirildiği, raporların ne kadar objektif olduğu noktasında ya ben işte kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yani bu sistem bu mantıkla sağlıklı işlemez. Yani. Evet, bunu iş güvenliği uzmanlarıyla görüştük biz bu maddeleri belirlerken. Ve biz dedik ki tıpkı yapı denetimde olduğu gibi bunda da bir fon oluşturulsun. Bu fona devlet de katkı versin, işverenler de katkı versin ve giden iş güvenliği uzmanları bu fondan ücretini alsın. Ve yine yapı denetimde olduğu gibi bir iş yerini denetime gidecek iş güvenliği uzmanını ne iş güvenliği uzmanı gideceği yeri seçsin ne de iş yeri sahibi iş güvenliği uzmanını. Yani hani eş dost tanıdık ilişkisiyle birileri gelsin usulen bir rapor yazsın değil. Yine merkezi sistemden dağıtılsın. Evet, evet, bununla ilgili maddelerimiz var, düzenlemelerimiz var. İnşallah evet, devre iktidarımızda. Yani çocuk işçilerin emniyeti. Evet. Evet, çocuk işçilerin çalıştırılması meselesi, kayıt dışı istihdam, kayıt dışı istihdamla kesinlikle mücadele edeceğiz. Ve esnek zamanlı çalışmaları da sosyal güvenlik sistemiyle uyumlu hale getireceğiz. Yine kanayan bir yara maden ocakları. Evet, maalesef. Bu manada biz zaten birinci eylem planımızda da vardı. O yüksek riskli işler grubundaki işleri tanımlayarak, bunların bu sosyal güvenlik primleri ve emeklilik süreleriyle ilgili artı biliyorsunuz süreler veriliyor. Onları da yapmayı taahhüt ediyoruz. Aynı şeyi itfaiye erlerimiz yangınlarda canlarını kaybediyorlar, talep ettiler. Onlar için de yine eylem planımıza koyduk. Peki altılı masada, çok özür dilerim. Evet. Altılı masada 6 tane siyasi parti var. Evet. Herkesin kendine ait bir çalışma programı var. İşte siz de hazırlamışsınız, CHP de hazırlamış, diğer partilerde. Uyuşma var mı, itişme var mı? Uyuşma var. Bu fikirler uyuşmada. Evet, çünkü şimdi şöyle söyleyeyim. Veya nasıl o potada bunu aynı şeye getirebiliyorsunuz? Evet. Şimdi pazartesi günü yapılacak lansmanda işte bir ortak siyasal söylem ve eylem metninin lansmanı yapılacak. Şimdi bu konuda bizim partimizde ekonomi işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın İbrahim Çanakçı'nın başkanlığında altılı masanın içerisinde yer alan diğer partilerden de katılan Genel Başkan Yardımcılarından oluşan bir komisyon oluşturuldu. Ha, biz eylem planlarımızda yapmış olduğumuz yapmayı taahhüt ettiğimiz eylemlerimizi masaya koyduk. Biz bunları yapmayı taahhüt ediyoruz dedik. Herkes de kendi yaptığı çalışmayı getirdi. Ve o çalışmaların içerisinden altılı masanın bileşeni siyasi partilerin üzerinde uzlaştıkları, ortaklaşa karar kıldıkları maddelerden ve konulardan oluşan ortak bir siyaset pazartesi metni. Bu pazartesi o metin açıklanacak. Tamam. Hep beraber inşallah lansmanla görüşeceğiz. Evet. Sayın Bakanım zaten eylem planlarını DEVA Partisi'nin web sayfasında bulabiliyoruz. Evet, orada tabii, okuyoruz. Evet. Vatandaşlarımız da oradan ulaşabilirler. Sayın Bakanım sosyal politikalara bakıyor ama biraz da normal siyasete gelelim Sayın Bakanım. Yani olur. Ülke genelinde örnek veriyorum. Sayın Babacan'ın son günlerde yaptığı birkaç haftadır gündemde tutulmaya çalışılan konuşmalarından bazı kesitlerle üzerine çok gidiliyor. Adeta hedef haline getiriliyor. İşte yok İHA'yı iptal edeceğiz, İHA'yı iptal edeceğiz söylemi. Yok işte bebek bezi satarım, ev tekstili satarım söylemi. Ve peşinden birçok konularda heyhat diye bir Sayın Babacan'a saldırı var. Burada altılı masa içerisinde şu anda en çok bir Sayın Kılıçdaroğlu, iki Sayın Babacan, Sayın Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın hedefinde, AK Parti liderinin diyelim. Bu konuya sizin bakış açınız nasıl? Yani burada neden Sayın Babacan'a yanlış ifade mi edemedi acaba? İfade mi edemedi Sayın Babacan?
Yok, şimdi aslında şöyle, yani YouTube'a bütün konuşmaları partimizin web sayfasında yüklenmiş. Orada insanlar gelip tekrar tekrar söyleyebilirler. Şimdi siz bir konuşmanın içerisinden tek başına bir kelimeyi seçer ve onu kendi duymak ve anlamak istediğiniz şekilde yorumlarsanız oradan istediğiniz anlamı çıkartırsınız. Evet, onun tamamına ve bütününe bakmak gerekir. Bu İHA SİHA için de böyle. Yani biz gerçekten ülkemiz adına yapılmış gurur duyacağımız çalışmaları sonuna kadar destekleriz. Sayın Genel Başkanımız da böyle diyor. Evet. Ancak tabii bu çalışmaları daha ileri noktalara taşıyabilmek için bu imkanların bu potansiyele sahip çok sayıda insana tahsis edilerek aynı zamanda rekabetin de teşvik edilmesini ve arttırılmasını arzu ederiz. Çünkü rekabet kaliteyi doğurur, değil mi? Yani, söylenen bu yani. Sayın Hocanın da ticari yani, olarak, ekonomik olarak değinmek istediği nokta burasıydı. Benim. Burasıydı yani bu. Evet. Ve gayet açık bu söyleniyor. Ama dediğim gibi eğer eleştirecek ciddi bir done, eleştirecek ciddi bir şey bulamıyorsanız içinden bir kelimeyi seçip onu kendi anlamak istediğiniz gibi yorumlayıp oradan böyle bir eleştiri bombardımanını geliştirebiliyorsunuz. Yani en son olan bir, bu. Işte, Sayın Bakanım, bir Türklük mevzusundan üzerine gidildi, işte bir bebek bezi satıyorsundan üzerine gidildi. Şimdi şöyle bakın. Yani hep üzerine gelinme sebebi evet. Babacan'ın bizim yükselişi mi? Evet. Yani bu evet. Biraz da sizin bu konuyla alakalı vatandaşlardan aldığımız tepkiler ne yönde Sayın Bakanım? Sahadasınız, yani biz sizi takip ediyoruz. Evet, şimdi vatandaşa biz Sayın Babacan'ın söylediği şeklini gösterince ve burada izah ettiğim gibi anlatınca hiçbir sıkıntı yok. Şimdi biz programımızın ilk maddesi özgürlükler. Zaten bakın Türkiye şu anda en büyük sıkıntıyı bir evrensel hukuktan uzaklaşmak, insan hakları noktasında hassasiyetlerden uzaklaşmak, adaletten, yargı bağımsızlıktan uzaklaşmaktan dolayı aslında yaşadığı sıkıntıların en temel nedeni bu. Evet. Çünkü biz nakit paraya çevirecek doğalgazı, petrolü olan bir ülke değiliz. Biz borçlanarak kalkınan bir ülkeyiz. Sermaye de nereye gelir? Hukuk olan yere, hukuk güvencesi olan yere gelir. Yani birinci sorun anayasa gibi mi? Hukuk. Ha evet. Yani dolayısıyla o vatandaşlık meselesinde de evet. Ayrıca bu ülkemize topraklarında 10 bin yıllık, 15 bin yıla yaklaşan biliyorsunuz en son kazılarda 12 bin, 13 bin yıla kadar ulaşıldı. Çok ciddi bir tarihi, kültürel miras var. Farklı dinler, diller, kültürler ve onların uzantıları var. Bütün bunları kapsayan, içine alan bir tanımdan bahsediliyor orada. Yani hiçbir şeyi çıkarmaktan bahsedilmiyor. Ama dediğim gibi siz içinden bir kelimeyi seçip, başka istediğiniz gibi yorumlarsanız, anlamak istediğiniz gibi yorumlarsanız başka noktalara gider konu. Ha yani çocuk bezi satma meselesi. Yani bakın yapılan her iş yani alın teriyle meşru yasalar çerçevesinde insanın kendi geçimini sağlamak için yaptığı her iş kutsaldır. Evet. Yani sokakları temizleyen temizlik işçileri eğer o sokakları temizlemese ortalık pislikten, hastalıktan görülmez. İnsan sağlığını tehdit eder. Onun için onun yaptığı iş belki de herkesinkinden çok daha kutsaldır. Evet. Ben asla hiçbir temizlik işçisinin yanından kolay gelsin, eline sağlık demeden geçmem. Çünkü çok değerli bir hizmeti görüyor. İnsanları alın teriyle, emeğiyle, çalışarak geçimini sağlamak üzere yaptığı işten dolayı aşağılamak ve küçümsemek... İnsanlığa yakışmıyor. Evet, yakışmaz. Evet, Sayın Bakanım, yani. Biz interaktif bir program yapıyoruz, canlı yayındayız. Evet. Bizi de izleyen izleyicilerimizin sizlere selamları var. Adem Teşekkür Alkan, ediyoruz. Süleyman Şanlı'nın, İdam Üzmeni, Zekeriya Aşık, Akıl Karaca, Uğur Çakılı, Ankara Mamak ilçeden Selma Çevik, ilçe başkanımız Hanif Özhan, Mamak Deva, Feyza Şimşek ve akan mesajlar var. Okuyamadığım varsa özür diliyorum. Evet. Hepsinin sizlere selamları var. Sizi takip ediyorlar.
Bir de sorumuz var. Serpil Bağdadi hanımefendi sormuş. Seçimden sonra Türkiye'yi neler bekliyor demiş. Sizin buna bir kısa cevabınız varsa evet, alabilirsek. Evet, seçimden sonra inşallah Türkiye bir iktidar değişikliğini yaşayacak. Türkiye'yi ümit dolu, iyi ve güzel günler bekliyor. İnşallah. Evet, evet, son birkaç haftadır yollardasınız Sayın Bakanım. Hep benim yollardayız şimdi, biz. Hep peki, yollardayız. Şöyle bir soru daha soracağım. Deva Partisi kadroları, yani 81 ilde teşkilatlanması tamamlanmış. Yaklaşık 800'e yakın ilçede teşkilatlanması evet, tamamlanmış. Teşkilatları da gidiyorsunuz. Yani bir deneyimli siyasetçi olarak, bir büyük olarak nasıl teşhis ettiniz? Sizce Deva Partisi seçime ne kadar hazır? Kadrolar ne kadar hazır? Bir deneyimli siyasetçi gözüyle evet, eksiğiniz var mı? Şimdi biz biliyorsunuz 9 Mart'ta kurulduk. Bu 9 Mart'ta 3. yılımızı evet, tamamlayacağız. Biz kurulduk. Kurulduğumuz gün Türkiye'deki ilk pandemi vakası açıklandı. Arkasından bir kısım işte pandemiyle ilgili yasaklar geldi. Sokağa çıkma yasağı, seyahat yasağı. Ama biz yine de teknolojinin bize sunduğu imkanları kullanarak Zoom üzerinden bize başvuruda bulunan insanlarla teşkilatlarımızı kurma çalışmalarını sürdürdük. Neyse sonra pandemi faslı geçti, yasaklar kalktı ve hızla biz sahalara çıktık. Teşkilatlarımızla bir arada hem onları yerinde görmek hem de tecrübelerimizi onlarla paylaşmak adına aynı şekilde düzenli olarak il başkanları toplantılarımız, teşkilat toplantılarımız ve teşkilat eğitimlerimizi başlattık. Evet, 3 yıl çok uzun bir süre değil. Şimdi siyaset teorisinde, yani hem uzun hem uzun değil, siyaset teorisinde teorik olarak biliyorsunuz, bir siyasi partinin kurumsallaşması için teşkilatlanmasını tamamlaması, işte bütün illerde kongre, büyük kongresini yapması, bir yerel seçim, bir genel seçim yaşaması gerekiyor. Ama tabii Türkiye o kadar olağanüstü şartları yaşıyor ki, o kadar olağanüstü şartlardan geçiyor ki. Bir seçim bekleyecek halimiz yok Sayın evet, hem şartlar hem de bu baş döndürücü hız bizi ve teşkilatlarımızı tabii sürece uyum sağlama noktasında da hızlandırdığı için evet, teşkilatlarımız çok hızlı bir uyum sürecini yaşadılar. Ayakları yere basıyor. Gidiyoruz. Gerçekten son derece kendileriyle başarılı saha çalışmaları yapıyoruz. Bakıyoruz. Gittiğimiz yerde dolaşıyoruz. Esnafla, sokaktaki insanla, mahalledeki komşularla gayet sıcak ilişkiler kurmuşlar. Aa evet, başkanımız geldi, görüşüyoruz, bizi arıyor, soruyor diyorlar. Evet, biz teşkilatlarımızla 81 ilimizde seçime hazırız. Sayın Bakan, bugün Hatay'da il organizesiyle Defne İlçe Başkanı, İlhan Cumhuriyeti Başkanı'nda, Antakya İlçe Başkanı Uğur Çakılı Başkanım, Mavi Yelekliler evet, organizasyonu yaptılar. Genelde bunu pazar yerlerinde, esnaf ziyaretlerinde Mavi Yelekliler olarak geziyorlar. Bayağı tutan bir şey. Hatta bir ara dedim o Mavi Yelekliler, ben de istiyorum, bir bakacağım nasıl güzel mi diye Uğur Başkanı'na. Bir şapka alabildik sadece. Evet, Mavi yok, size yelek de verelim. Siz de bugün katılım sağladınız. Tabii, Sayın evet. Vatandaşın teveccühü nasıl? Yani bizim teşkilatlara ya da size karşı bakış açıları, yani çünkü az önce de bir konuya değinirken şunu dedik, yani iktidarın bir demokratın kılıcı gibi sallandığı bir dönem yaşıyoruz vatandaş evet, üzerinde. Çünkü biz bunu muhalefet partilerinin birçoğundan duyuyoruz şöyle. Yani şunu yaşıyoruz, yani ya vatandaş tamam ben size oy vereceğim de ama yan yana gelmeyelim, İşte aynı fotoğraf karesine girmeyelim gibi. Ama siz o şeyi hissettiniz mi? Vatandaştan bir teveccüh ne durumda? Evet. Şimdi tabii ülkede müthiş bir baskı ve korku iklimi var. Ama diğer taraftan gerçekten artık insanlar yaşam mücadelesi veriyorlar. Evet. Nefes almakta zorlanıyorlar. Bunu açıkça söylüyorlar. Ve artık kaybedeceğimiz bir şey yok.
Yani çekineceğimiz bir şey yok da diyorlar. Mesela yolda yürüyoruz, korna basıyorlar, selamlıyorlar. Evet, bize de bir mavi yelek verin diyorlar. Evet tabii. Ali Babacan'ın partisi. İşte pazar yerinde pazar çantası dağıtıyoruz. İnsanlar bize de diyorlar. Zaten o balık pazarının bir üstündeki pazar yerine en son işte buraya gelmeden dolaştık. Yani buradan çıktık, dolanarak oraya gittik. O eski çarşının içinden de oradan da tekrar buraya geldik. O balıkçılar haline orayı dolaştık. Vatandaşın ilgisi, teveccühü, alakası son derece sıcak. Aynen dediğim gibi yani artık bıçak kemiğe dayandı diyorlar. Mesela ayakkabı tamircisi bir esnafımıza girdim. Adam dedi ki ben dedi 5 Nisan kararlarını da gördüm. Ama hiç bu kadar kötü duruma düşmemiştim. Artık toparlayamıyoruz dediler. Evet. Ya toparlanacak bir şeyimiz kalmadı dediler. Evet, biz de sahada bakıyoruz. Sayın Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın özellikle yani ekonomik olarak ekonomide konusundaki bilgi ve deneyimleri bir umut ışığı oluşturuyor vatandaşlar için. İnşallah bunun sandıklarda yansımasını görecek miyiz? Onu 14 Mayıs seçim tarihi olur mu? Daha erkene gelir mi? Seçim tarihi 14 Mayıs diye. Yani evet, Sayın Cumhurbaşkanı 14 Mayıs'ı telaffuz etti ama biliyorsunuz bunun yasal yükümlülüğünün de yerine getirilmesi gerekiyor kesinleşmesi için. Bir de Anayasa 101 var Sayın Bakanım. Yani orada şimdi iki dönem altılı masa demeyelim artık. Millet İttifakı diyelim. Gerçi bir arada kaldık şimdi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Millet yeter söz milletin dedik diye dedi. Bunlar kendilerine Millet İttifakı yaptılar dedi. İlk kurulduğunda biz Millet İttifakı olarak takip ediyorduk. Sonra bir ismi altılı masaya çevirdiler. Yani şimdi 20 yıldır iktidarda olan bir yani bir iktidarın yeter söz milletin demesi ne kadar anlamlı yeter yani. Kelime yani. Kime dendiği artık onu halk takdir edecek. Yani. Bir de Sayın Bakanım izin verirseniz Türkiye'de bana göre sorun makamlarda oturan kişilerin liyakatsız oluşu. Evet. Siz liyakat hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani o mevki o kişiye verilmesi gerekirken arayacağınız kriterlerin başında ne gerekir? Bizim eylem planımız da var. Biz mülakatı kaldıracağız diyoruz. Yani mülakat biliyorsunuz bu liyakatı tartışılır hale getirdi. Evet, yazılı sınavlarda 90 alan insanlar mülakatla elendiler. 50 alan insanlar mülakatla bir yerlere taşındılar. Yani elbette işi ehline vermek lazım, uzmanına vermek lazım. Yani işte liyakata uyulmadığı vakit neler olduğunu hep beraber görüyoruz. Maalesef. Yani ülkenin bugün geldiği durum ortada. Buna bağlı bir sorum daha var. Tabii. Şimdi ben Avrupa Birliği'ne girersiniz girmez o konuda düşüncelerinizi sormuyorum. Şunu sormak istiyorum. Avrupa Birliği bir sosyal devlet. Türkiye olarak, sosyal devlet olarak atılımlarınız, görüşleriniz, oradan alabileceğimiz bazı maddeler olabilecek mi? Yoksa böyle atıl vaziyette veya düşünceleriniz ne olabilir? Şimdi tabii Avrupa Birliği aynı zamanda bir medeniyet projesi olarak da tanımlanıyor. Yani böyle diyenler de var. Nedir? A'dan Z'ye kriterler getiriyor. Evet. İşte hukukla ilgili kriterler var, üretimle ilgili kriterler var, eğitimle ilgili kriterler var. Her konuda kriter var. Yani bir standart getiriyor. Bu güzel bir şey, iyi bir şey. Türkiye bir dönem biliyorsunuz Avrupa Birliği ipine sarılmıştı. Evet. Ve o süreçte... Güzel de ilerlemiştik ama. Evet, çok iyi ilerlemişti. Sayın Genel Başkanımız zaten Avrupa Birliği ile ilgili müzakereci bakanlık görevini de üstleniyordu. Hakikaten çok iyi ilerleyen bir süreç vardı. Özel hukuki anlamda gerçekten Türkiye'yi üst lige taşıyan düzenlemeler de yapılmıştı. Ama sonra bu süreç önce bir durağanlaştı. Yani şimdi epey de uzağız herhalde. Evet, şimdi epeyce de uzağız. Ama geçtiğimiz hafta Babacan
Sayın Babacan Davos'taydı. Orada evet. Bir görüşmeler tek, vardı. Tek davet, tabii. Tek davet edilen. Yani bu manada evet global dünyada evet. Globalleşmeden söz ediliyor. Tabii ki işte nedir ülkelerle ticaret yapacaksınız, diplomatik yani, ilişkileriniz yani. Olacak. Finansal ilişkileriniz olacak. Bu ilişkileri sağlıklı bir şekilde kurabilmeniz için bu kriterlerin ve standartların olması gerekiyor. Evet, yani evet inşallah iktidar değiştiği vakit bu süreç yeniden canlandırılacak. Peki dış ilişkilerde bütün etrafımız cehennem. Libya, Mısır, evet. Suriye, Yunanistan, Kıbrıs, Orta Doğu, Suriye. Bununla ilgili muhakkak Millet İttifakı'nın bir düşünceleri vardır. Evet. Bu kadar büyük sorunlardan nasıl baş edecek? Şimdi öncelikle tabii ki... Çünkü her biri başlı başına bir sorun oldu. Evet. Komşularımızla barış içerisinde, iyi ilişkiler içerisinde olmak temel prensibimiz. Başka ülkelerin iç işlerine müdahale anlamına gelecek eylemlerde bulunmamak gerekiyor. Biliyorsunuz dünyada ülkeler en büyük ticareti komşu sınırdaş oldukları ülkelerle yapıyorlar. Yani. Bunu yapabilmeniz için tabii o ülkelerle barış içerisinde yaşamanız, barış içerisinde olmanız gerekir. Evet, bütün bu coğrafyada evet barışın hakim olmasını tabii ki çok istiyoruz. Bunun için gereken siyasi ve diplomatik adımlar atılacak. Yani bir Suriye Savaşı elbette Türkiye'de zarar verdi, Hatay'a ama çok ciddi ekonomik sorunlar getirdi. Ekonomik sorunlar getirdi, sosyolojik sorunlar getirdi. Her konuda, evet. Her konuda, evet. Evet. Sayın Bakanım, seçim güvenliği, yani son günlerde çok dillendirilen bir şey, işte yok parmak boyası, usul yok, işte sandık müşahitleri, birer ikişer tane gözlemci gibi. Devam Partisi'nin evet. Önünde bir çalışması var mı? Ya da bir talepleriniz var mı sizde? Ya da bu parmak boyası gibi, ülkeler oyun önüne geçme gibi bir projeyi destekliyor musunuz? Bazı partiler o yine mürekkep şeyi var mıdır? Gündemde biz henüz onu öyle bir şeyi kendi içimizde gündeme getirmedik. Yani tabii biz öncelikle sandık görevlilerimizi, sandık müşahitlerimizi bu konuda belirleyip eğitme noktasında çalışmalar devam ediyor. Evet. Ama biliyorsunuz altılı masa bileşenlerinin de bu konuda ortak bir çalışması var. Seçim güvenliği noktasında bir ortak komisyon oluşturulmuş durumda ilgili genel başkan yardımcılarıyla. O çalışmada bir taraftan devam ediyor. Yani o güvenlik sağlanacak. Yani pazartesi epey bir konuya ışık saçılacak. Evet, evet, evet. Yani bunlar pazartesi günü o ortak metinde epey şeyin sorulara evet. Cevap gelecek. Evet, gelecek evet. Soruların cevabı. Peki Sayın Bakanım, mensup olduğunuz parti için soracağım. Deva Partisi iktidara ne kadar hazır kadrolar, ekip, yani biz iş başına geldiğimiz zaman Millet İttifakı olarak veya Deva Partisi'nin evet. Artık aday kim olacak bilmiyoruz. Şu anda o konuyu yorumlamak da istemiyoruz. Deva Partisi olarak iktidara geldiğimizde kadrolarımız evet. Hazır mıdır? Hazır. Ne kadar hazırız yani şimdi? Çünkü şöyle... Yani, çok sorun var. Çok sorun var. Yani biz birebir vatandaşta haşır neşir olduğumuz için, sorunları evet. Bildiğimiz için çok sorun var ve gelecek insan... Hani bir eskiden belediyeler vardı, bir belediye başkanı değişir, gelir koltuğa oturdu, ilk verdiği mevzat enkaz devraldı, demişe başlardı. Yani enkaz... Siz de böyle bir şey diyecek misiniz? Siz de böyle bir şey diyecek misiniz? Yok, hayır. Hayır, biz enkaz devraldık demeyeceğiz. Ama yani öyle çok iç açıcı bir tabloyla karşılaşmayacağımızı da tahmin evet. Ediyoruz tabii evet. Ki. Yani bunu bilerek bu işe talip olmuş durumdayız. Şimdi bu ülkenin iyi yetişmiş, deneyimli insanları var, bürokratları var, ehil kadroları deva var. Deva kadroları içerisinde mi? Deva kadroları içerisinde var. Deva kadroları dışında olup da farklı şu anda meşguliyetler içerisinde olan insanlar da var. Yani illa bir partinin çatısı altında olması gerekmiyor. Evet.
Ama şu anda mevcut devletin, iktidarın işleyişi içerisinde olmak istemeyen, gerçekten ehliyetli, liyakatlı, düzgün insanlar, köşesine, kenarına çekilmiş düzgün insanlar da var. Dolayısıyla bütün bunların altından kalkacak kadrolar mevcut. O konuda sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Ezadet oldu. Sayın Bakanım, özel okullarda okuyan çocuklarla, devlet okullarında okuyan çocuklar, sosyal yapı yönünden çok büyük bir kopukluklar var. Yetişme tarzları, evet, bakış açıları, durumları, ailevi yapımları, nasıl bir ortamda gelecek de bu çocuklara o denge sağlanabilecek? Şimdi sadece çocuklar arasında değil, yani ülkede orta sınıf yok oldu. Evet. Zaten demokrasinin teminatı orta sınıftır, orta sınıfın varlığıdır. Eğer siz orta sınıfı ortadan kaldırırsanız orada demokrasi de işlemez hale geliyor. Bir ülkede gerçekten çok zengin, zenginliği geometrik olarak katlanmış bir kitle var. Bir de yoksullaşmış bir kitle var. Evet. Şimdi o çok geometrik olarak zenginleşmiş kitlenin, insanların o yoksullaşmış insanlarla bir teması ve diyaloğu yok. Doğru. Yani yok. Yok farz ediyor. Evet. Bir duyarsızlık var o kitleye karşı. Bu sadece eğitim kurumlarında değil, hayatın her alanında var. İşte demokrasiyi yeniden inşa ettiğiniz vakit, eğitimde fırsat eşitliğini sağladığınız vakit, biliyorsunuz devletin en temel görevi adalet, herkesin eşit şartlarda kaliteli sağlık hizmeti almasını sağlamak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak. Bunun için vergiyi tavana yaymak gerekiyor, teşvikleri adaletli bir şekilde dağıtmak gerekiyor. Şimdi bakın, yoksul ailelerin en büyük korkusu bu içine düştükleri yoksulluktan dolayı çocuklarının, gençlerin kendilerini çaresiz hissederek farklı arayışlara yönelmesi. Evet. Yoksul ailelerin en büyük korkusu bu. Dolayısıyla burada da işte sosyal devletin ortaya çıkması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Evet. Sayın Bakanım. Yavaş yavaş toparlayacağız programımızın bize ayrılan sürenin sonuna doğru geliyor. Deva Partisi'ne ait 22 eylem planı açıkladı Sayın Babacan. Bunların içerisinde şimdi mensup olduğu bir ittifak var. 6 lider. Babacan'a çıktığımız zaman 5 tane daha bir siyasi parti lideri var. Bu 22 eylem planına diğer liderlerin bakış açısı nasıl oldu? Ya da onlarla bu konularda paslaşma gibi ya da bu eylem planlarını paylaşıp onların fikirlerine sunuldu mu? Pazartesi bir netleşme var. Tabii. Hayır, zaten. Yok, Deva Partisi'ne ait olan 22 eylem planını bahsediyorum. Yani bu ortak politika metni çerçevesinde komisyon kurulmadan önce zaten bütün çıkan eylem planlarını Sayın Genel Başkanımız diğer genel başkanlara iletti. Buyurun, bu çalışmayı yaptık. Bu konuda önerilere açığız. Eksiklerimiz olabilir. Eksiklerimiz varsa tamamlarız. Yanlışlarımız varsa düzeltiriz. Bunu sadece Sayın Altılı Masa'nın bileşeni diğer genel başkanlara değil, bütün milletvekillerine, iktidar partisi mensuplarına, sivil toplum örgütlerine, toplumun her kesimiyle biz paylaşıyoruz. Evet. Ve diyoruz ki buyurun, bakın, inceleyin, eleştirilerinizi bize iletin. Söylediğim gibi, eğer burada eksiklerimiz varsa tamamlarız, yanlışlarımız varsa düzeltiriz. Gayet şeffafız bu konuda. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ya da bir sizin var mı? Yok, çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Evet, ben teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Ben bütün vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim. Gelecekten ümitliyiz. Türkiye'yi güzel günler bekliyor. Vatandaşlarımızın sağduyusuna ve ferasetine güveniyoruz. Sıkı bir şekilde seçime hazırlanıyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vakit ayırdınız yoğun programınızdan. Daha da programımız varmış. Bize dışarıdan, rejiden bilgi geliyor. Evet. Bakanınızı bırakın diye.
Biz de çok güzel bir sohbetin içerisindeyiz. Bırakmak istemiyoruz ama takdir edersiniz. Zaman çok kıymetli. Bu arada biz programa başlarken Hatayspor Trabzonspor maçı varmıştı. Trabzonspor'u yenmiştir. Uşaklar kusura bakmayın. 2-1. Bize şans getirdiniz Sayın Bakan. Hatayspor'u tebrik ediyorum. Evet. Uğurlu geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok önemli bir maçtı çünkü bizim çok için. Çok önemliydi. Evet. Gözünüz aydın. Teşekkür ediyorum. İnşallah Bakan. Seçimden sonra da o göz aydınlığı. O zaman Hatayspor'un ne zaman burada maçı varsa ben geleyim. Uğurlu geldiniz. Sayın Bakan'ı bekliyoruz sürekli. Evet sevgili Doğuş TV izleyicileri ve sevgili takipçilerimiz. Bir siyasetin nabzı programını daha tamamladık. Deva Partisi Genel Başkanı Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavak misafirimiz oldu. Sohbet tadında bir program yaptık. Vakit ayırıp bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ederim Sayın Bakan. Evet. Tekrar gelirseniz bir daha sizi burada ağırlamaktan onur duyarız. Teşekkür ediyorum. Ben de ev sahipliğiniz için yayında emeği geçen arkadaşlara da herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.